Aa, Yiğit ne oldu? Suratın asık. Hava, sen Münevver'e verdin mi o kitapları? Aa, ben onları unuttum Yiğit. Mutfağa koymuştum, sonra bir iş oldu, biri çağırdı, ben onları unuttum. E şimdi mutfaktan geliyorum ben, kitap falan yok orada. Mutfaktaki kitaplardan mı bahsediyorsunuz? Ben onları Yusuf Bey'in odasına götürdüm. Kusura bakma canım. Bismillah. Ne oluyor oğlum? Anne, ben Münevver'in neden böyle davrandığını anladım. Mektup yazmıştım ona, eline ulaşmamış herhalde. O da olanı biteni umursamıyorum sanıyor. Ver, ben ulaştırayım. Ben de değil. Mektubu kitabın arasına koymuştum. Pınar da herhalde Yusuf abinin falan sanmış, odasına bırakmış. Ha, şu mutfakta sürünen kitaplar. Ben kendi ellerimle verdim onları Pınar'a. Götür de Yusuf'un odasına koy diyeyim. Dur, ben bulurum onları şimdi. Ben baktım, yok orada da. E nerede o zaman? Sen sakın telaşlanma oğlum. Ben o kitabı bulurum. Yalnız adı neydi? Sen bir daha söyle bakayım bana. Aa! Yusuf gece eve geldi mi ki? Yok, nerede? Bu kız gene kafesleyecek galiba oğlanı. Ay yok canım. Çektim ben kenara Yusuf'u, sordum. Yok öyle bir şey dedi. İş için gelmiş. Hem öyle olsa bile kime ne? Ya tabii kime ne? Ben Yusuf oğlum gene üzülmesin diye dediydim. Sen ne yapıyordun içeride? Suyunu tazeleyecektim. Geçen unutmuşuz ama kızlar tazelemiş. İyi, hadi iyi geceler. Sana da iyi geceler hanımım. Yok oğlum, kitap mitap. Odanın altını üstüne getirdim. Nerededir peki? Yarın ben düşerim peşine. Şimdiye kadar kimseden ses çıkmadığına göre girmiş sağlam bir deliğe. Gel. Nerede acaba? Hah. Tabii. Böyle üç kadının eli değerse böyle her yer karman çorman olur. Heh.